Herkese merhabalar. Yılın son dersiyle beraber Eston Kuşarı seninle beraber Cebirsel ifadeleri yapacağız ve seneyi kapatıyoruz. Hazır mısın evladım benim 2023'ün son dersine? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber gerçekten çok heyecanlı. Yılbaşını nasıl geçireceksin bilmiyorum ama inşallah güzel geçer ve 2024'de süper bir sene bizi bekliyor. Bugün seninle beraber cebirsel ifadeleri bakacağız ve cebirsel ifadeleri çarpmayı inceleyeceğiz. Zaten biz bunu 7. sınıfta öğrenmesini yapmıştık. Cebirsel ifadeleri toplama çıkarmayı, cebirsel ifadeleri tam sayı çarpmayı görmüştük. Bunu hızlı bir şekilde tekrar edip ardından çarpmaya geçeceğiz. Zaten 2023'te LGS'de 4 tane soru çıktı. Gerçekten de inanılmaz önemli bir konu. Çok önemli bir konuyla seneyi kapatacağız batıyoruz 2024'ten beklentin nedir? Harika bir sene diliyorum hocam. Tebrik ediyorum. İnşallah hepimizin harika bir senesi olur. Harika bir seneyi ben de bekliyorum. İnşallah güzel geçecek diyoruz ve görevlerimizde hemen hatırlatmak istiyorum. Süpersonik kitaplarımızdan, süpersonik kitaplarımızdan aynı zamanda tüm derslerden ve Zoru Bankası'ndan da buradaki görevlerini 6. hafta olarak artık son e, senenin son görevini yapmanı bekliyorum. Hadi bakalım o zaman hızlı bir hatırlama yapalım. Bir kere bir cebirsel ifade Tonguç Evlan Bey'im. X'ler ve Y'ler yani harfler vardı. Biz bir şeyi cebirsel ifade olarak adlandırabilmemiz için matematikte içinde X'ler, Y'ler, A'lar, B'ler, C'ler yani değişkenler olması gerekiyor. Yani biz diğer bir adıyla bunlara bilinmeyenler diyoruz. Yani biz bunları bulmaya çalışacağız. Matematikte bu bilinmeyenleri bulmaya çalışacağız. İşte mesela bu cebirsel ifadedeki bilinmeyenler X ve y'dir diyebiliriz. Terimlere baktığımız zamansa, terimlere baktığımız zamansa her toplanan ve çıkartılan şey bir terimdir. Bak böyle bir cebirsel ifade gördüğün anda tam başındaki ifadeye hemen artı koy. Çünkü zaten bir şey yazmıyorsa artıdır. E, başında eksi yazıyorsa da eksi koymak zorunda. Artı koy ve sonrasında baktık dikkat edin. Bu bir terimdir. Birinci terim. ikinci terim. Üçüncü terim. Dördüncü terim ve en son olarak Fatih terim. Harikasın Fatih Terim'i ben de çok seviyorum gerçekten tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla Fatih Terim'i unutmuyoruz tabii ki. Ve dolayısıyla bak burada dört tane terimimiz var ve bu dört tane terimi yazıyorum. Artı x kare virgül artı 3x virgül eksi 2y virgül artı 7. Peki bu terimlerin sabit terimi hangisi? Yani içinde bilinmeyen olmayan zımbırtı hangisi dediğimiz zaman tak diye karşımıza 7 çıkıyor. 7 artı 7 veya fark etmez 7 de yazabilirsin. Sabit terimdir. Yani içinde x, y, z, a, b, c gibi böyle bilinmeyen nale tarifler olmayanlar. Çünkü matematikte böyle bilinmeyen harfler önce canım sıkılıyor. Benim gerçekten bunlar olmayanlara bir sabit terim diyoruz. Değişken olmayan terimler demek aslında. Zaten o yüzden değişken Değişiyor bunlar. Bunlar hepsi değişiyor. X1 oluyor, X2 oluyor, X3 oluyor. Hepsi değişiyor. Ama bu değişmez. 7-7'dir kardeşim. 7 değiştiremezsin. Katsayılara baktığımız zamansa bütün bu terimlerin aslında her birisinin bir katsayısı var. Mesela artı 3 x'in katsayısı artı üçtür. Eksi 2 y'nin katsayısı eksi ikidir. Yani bildiğimiz normal insan sayısı aslında bunlar. Artı üç, eksi iki. Peki yedi, artı 7'nin katsayısı nedir? Bildiğimiz insan sayısı yine artı yedi. Yani sabit terim kendisi de aslında bir katsayıdır onu söyleyelim. Ve aynı zamanda Tonguç abim... Artı x karenin katsayısı bak hatırlıyor musun? X bak bir de 2x yazıyorum bir de 3x yazıyorum. Bak bu aslında 3 tane x demek. Bu 2 tane x demek. Bu kaç tane x demek? 1 tane x. Harika 1 tane x demek. Dolayısıyla 1x aslında yazacağım ama x yazıyorum buraya. Aynı onun gibi. Burada artı x kare yazdım ama burada aslında artı 1 X kare demek istiyorum bunun da katsayısı sayısı artı birdir diyorum ve hemen benzer terimleri hatırlayalım benzer terimlerde de toplanıp çıkartılabilen terimlere biz benzer terim diyorduk mesela X kare e, artı Y artı 5X kare eksi X artı 4X gördüğüm anda burada benzer terimler yani toplanıp çıkartılabilen terimler var mesela ben bu aslında 1X karedir değil mi? artı bir x kare hatta. Bak bu terimle bu terimi toplayabilirim ben. Bu x'i toplanırsa artı bir elma artı beş elma daha artı altı x kare yazabilirim mesela bunların yerine. Veya bak artı pardon eksi bak bu aslında eksi x dediğim bir şey eksi bir x'tir. Onu da söylemek istiyorum. bu çok önemli bir mantık. Burada çok kullanacağız. Eksi bir x ile artı dört x birbirine benzer terimlerdir. Çünkü ikisi de x. Burada ikisi de x kare. Dolayısıyla eksi bir elma artı dört elma artı üç elma şeklinde yazabiliriz. Bir de e, yancı arkadaşımız vardı burada artı ye. İşte bu ifadenin bu ifadenin yani bu cebirsel ifadenin en sade hali bu çok kullanılır te testler, kitaplarında denemelerde en sade halini benzer terimleri toplayarak buluruz. Mesela buradaki benzer terimleri x kare ve 5x kare olarak yazdık veya eksi 1x Artı 4x olarak yazdık diyebiliyoruz. Toplayıp çıkartabiliyoruz. Şimdi geldik toplama çıkarma. Zaten benzer terimler toplanıp çıkartılabiliyordu. Mesela 3 elma, 2 elma daha. 5 elma. Harikasın. 5 elma bravo diyorum sana. 5 elmadan 3 elma çıktı. 2 elma. Harikasın. 2 elma bravo diyorum sana. Zaten elma armut hesabı. Benzer terimleri toplayıp çıkartabiliyoruz. Bunlar toplanabilir mi? Elma artı armut. Hayır toplanamaz. Aynen kalır. Mesela burada x kare artı x artı 4x de... Bunlar benzer terimdir ama bu toplanamaz. Ve bunun başında da görünmez bir bir vardır. O zaman artı 1, artı 4, artı 5 eder. X kare aynen kalır ama bu ikisini toplarsın. 5x, artı 5x yazarsın. Ve bunun en sade, bak tekrar söylüyorum, en sade hali çok önemli. Bu çok çıkıyor sınavlarda. Buna ulaşırsın. Mesela burada, geçen sene yaptığımız konular aslında bunlar. Tekrar ediyoruz. Mesela burada... Bunları toplayacağım zaman 4x ile 2x'i toplayabilirim 6x artı 1 ile eksi 3'ü toplayabilirim eksi 2. Dolayısıyla bunun en sade haline ulaşmış oldum. Burada ise kıl bir şey var. Burada eksi olduğu zaman işler pazara gidiyor. Buradaki eksi içerisine dağılıyor. Yani 5x eksi 4. Onun sonra bu eksi içeriye dağıldığı zaman bu aslında artıdır. Hiçbir şey yazmıyorsa eksi ile artının çarpımı eksi 2x. Eksi ile artının çarpımı eksi 6 ediyor. Ve şimdi şimdi benzer tenor 5x eksi 2x 3x ediyor. Eksi 4 eksi 6 da eksi 10 ediyor. Bunda çoğu arkadaşımız hata yapıyor. Çünkü eksi 4 ile artı 6'yı toplayıp e, artı 2 yazıyorlar buraya. Ama burada eksi her ikisine de dağılıyor. Aman dikkat ederim diyoruz. Şimdi geldik bir tam sayıyı cebirsel ifadeyle çarpım. Mesela 3 Parantez x artı 5'in arasında burada gö görünmez bir çarpma vardır ve burada dağılma özelliği uygulanır. 3 ile x'i çarptığımız zaman ne eder? Bak şöyle yapalım. Ee, 5 ile x'i çarptığımız zaman 5x eder. Ee, 4 ile 2x'i çarptığımız zaman 4 kere 2'den 8x eder gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla 3 ile x'i çarptığımız zaman 3x. 3 kere 5, 15 artı da var arada. Bitti bu kadar. 3x artı 15. Mesela eksi 2 çarpı. Bununla bu, bununla bu. Eksi 2 ile... Artı 2x'i çarptığım zaman eksi 4x. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarptığım zaman artı 12 ediyor. Aman dikkat edelim buraya. Yani eksi ile eksiyi çarpıyoruz. Bunların hepsini yani şunla ve şunla çarpıyoruz. Aman dikkat edelim buraya. Şimdi burada aynı şekilde birazcık daha karmaşık bir örnek yapalım. Çarpma var burada. Burada çarpma var. Buraya dikkat edelim. 4 ile bununla, bununla bunu çarpacağız. Bir de eksi 3 ile bunu ve bunu çarpacağız. Hemen çarpalım. 4 kere x 4x. 4 kere eksi 3 eksi 12. Eksi 3 kere artı 5 bu artı 5'ti normalde hiçbir şey yazmıyorsa arttır. Bu da arttır bu arada. Eksi 3 ile artı 5 çarparsan eksi 15. Eksi 3 ile eksi x'i çarparsan artı 3x ediyor. O zaman buradan sonra da benzer terimleri işleme soktuğumuz zaman 4x artı 3x 7x. Eksi 12 eksi 15 eksi 17 diyoruz. O zaman şimdi de geldik. Bakalım anlaşıldı mı kısmına. Cebirsel ifadenin en sade halini bulmaya çalışalım. Bak karışık bir işlem verilmiş bizim karşımızda. 4x eksi 3 artı 2 çarpı demek bu unutmayalım parantez olunca. Eksi x artı. Burada şu eksiye dikkat edeceğiz. Bunu yaparsanız her şey çok rahat. Şimdi burada 4x eksi 3 yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama şunu şöyle dağıtabilirim. Artı 2 ile burası da artı 2'dir aslında. Artı 2 çarpacağım artı 4. Artı 2 ile Eksi x'i çarpacağım. Eksi 2x. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 ile x'in çarpımı da 2x'tir. Dolayısıyla eksi 2x. Burada da bu eksi de çok enteresan bir şey var. Bu eksi buraya dağılıyor aslında. Çünkü Burada artı vardır ama bu eksi bu ikisinin de eksisi aslında parantezin dışında olduğu için bunu sanki eksi 1 gibi düşünüyoruz aslında ve eksi 1 çarpılıyormuş gibi düşünüyoruz. Eksi 1 ile artı x çarpılınca eksi 1 x ediyor. Eksi 1 ile artı 1 çarpılınca eksi 1 ediyor. Aslında burada eksi olunca sadece parantezin dışında eksi 1 gibi düşünüyoruz ve son durumda benzer terimler ortaya çıkıyor. 4x, bir, eksi 2x ise bu artı 4x bu arada. Bu da eksi 1x'e benzer terim. 4 elma, 2 elma çıktı. Bir elma daha çıktı. Bir elma kaldı. Eksi 3 artı 4 artı 1. Eksi 1 daha 0. Yani cevabımızın x olduğunu, yani 1x, yani x olduğunu, en sade halinin x olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi cebiseli ifadelerle çarpma aslında bizim bu sene öğreneceğimiz asıl başlığımız. 3 kere x, 3x'tir. Bu çok basit. Eksi 2 kere x, Eksi 2 x'tir aslında çok basit. x kere x x karedir aslında bu da basit. Şimdi 4 x çarpı 3 x 4 ile 3'ü çarpıyorsun 12. x ile x'i çarpıyorsun. x kare hocam. Harikasın x kare bravo diyorum sana x kare. Ve eksi 2 x ile x'i çarpacağız şimdi bak buraya. Burada hiçbir şey yazmıyorsa bu aslında 1 x'tir. Eksi 2 ile 1'i çarpıyorsun eksi 2. x ile x'i çarpıyorsun x kare eksi 2 x kare diyorum. Şimdi bunları nerede kullanıyoruz kardeşim? Bunları şurada kullanıyoruz. Mesela şöyle bir dikdörtgen veriyor bunun alanı bul diyor. Alan dediğimiz şey kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani x ile x artı 3'ü çarpmam gerekiyor. Bunu çarparken de parantezle dağıtmam gerekiyor. Şimdi bununla bunu çarpıyorum bununla bunu çarpıyorum. x kere x burada gördüğümüz gibi x kare. x kare artı 3 artı 3 x diyorum. x kare artı 3 x bunun alanıymış diyorum. Çünkü mesela burada bu bir dikdörtgen olsa bu uzun kenar bu kısa kenar olsa bu ikisini çarpmam gerekiyor. Çarptığım zaman şu dağılmayı yapmam gerekiyor. Bu dağılma çok önemli. Bununla bu. Bununla bu. Sonrasında bununla bu. Bununla bu. İkili dağılma var burada. Burası çok kritik. Bu sınavlarda bu çıkıyor esas. X eksi çarparsam X kare eder. Hatta bunları kırmızı yazalım. X kare eder. X e eksi 2 X çarparsam eksi 2 X eder. Sonra devam ediyorum. Morları yapıyorum. Artı 4 ile X'i çarparsam artı 4 X eder. Artı 4 ile eksi 2'ye eksi 8 eder. Ve sonra benzer terimler karşımızdaki çıkıyor. Burada x kare yapacağımız hiçbir şey yok. Ama eksi 2x ve artı 4x artı 2x eder. Benzer terim olduğu için toplanırlar. Ve son durumda eksi 8'de olduğu gibi yazarız. Buna biz en sade hali diyoruz. Ve geldik hadi birazcık pratik yapalım sizinle beraber. x çarpı 4 eksi 2x. Hemen ne yapıyorum? Bununla bunu, bununla bunu çarpıyorum. Diyorum ki x ile 4'ü çarparsam 4x eder. x ile eksi 2x çarparsam eksi 2x kare eder. Neden? Bu 1x'dir aslında. 1x ile 4, 4'ü çarparsam 4x eder. 1x ile eksi 2x çarparsam eksi 2 bunların kat sayılarının çarpımı. x ile x'in çarpımı da x karedir. Bu en sade halidir. Devam ediyorum. Burada da yine ikili dağılma kullanıyorum. Bu yeşilleri dağıtacağım ilk başta. Sonra 3 ile bunları dağıtacağım. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Şimdi yeşilleri dağıtırken 2x'e x'i çarparsam 2x kare eder. 2 x eksi 6'yı çarparsam eksi 12x eder. Çünkü 2 ile 6 çarpıldı 12. Eksi olacak eksi 12 ve x e yanına geliyor e, gümbürtüden. Şimdi buraya bakıyoruz. 3 ile artı 3 ile x'i çarparsam artı 3x eder. Artı 3 ile eksi 6 çarparsam eksi 18 eder. Dolayısıyla en sade halinde de bunlar benzer terimdir. Eksi 12 elma artı 3 elma eksi 9 elma. 2x kare başta duruyor. E, eksi 18 sonda duruyor ve bu şekilde en sade haline ulaşmış oldum diyor. Ve işleminin sonucu olan cebisi ifade x'i terimin katsayısı ile sabit terimin toplamı kaçtır şeklinde böyle karışık sorular bizim karşımıza gelebilir. Burada hemen dikkat edeceğiz. İşlemin sonucu olan cebisi ifade. Hemen bulmaya çalışalım. Ne yapıyoruz? İkili çarpma yapıyoruz. İkili dağıtma yani bir bununla bunu ve bunu çarpıyoruz. Sonrasında bununla eksi birle bunu ve bunu çarpıyoruz. Hemen yapalım. 5x'e 4x'i çarparsak 20x kare çıktı. 5x'e artı 3 çarparsak artı 15x çıktı. Devam ediyorum. Şimdi kırmızılara geçiyorum. Şimdi eksi 1 ile... Bak bunu çarptık. Şimdi eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 ile 4x'i çarpıyorum. Eksi 4x. Eksi 1 ile artı 3'ü çarpıyorum. Eksi 3. Şimdi burada benzer terimler var mı evladım benim? Var hocam. Harikasın var. Dolayısıyla artı 15 ile... E, artı 15 x e, eksi 4 x'i topladığım zaman artı 11 x çıkar. Başta 20 x kare zaten vardı, sonda da eksi 3 vardı. Şimdi bu en sade hali. Ne diyor bize? Sonucu önce birsel ifadede X'li terimin katsayısı yani bu terimin katsayısı 11'dir. İle sabit terim sabit terimde eksi 3'tür zaten. Bu x'lerin toplamını soruyor. Bu ikisini topladığım zaman 11 eksi 3 eklenirse sebebine 8 cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Şimdi geldik okul sınavı sorusu mesela. Görselde iki farklı dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu bir dikdörtgen. Bu da başka bir dikdörtgen. Birinci dikdörtgenin alanı, ikinci dikdörtgenin alanından kaç santimetre kare fazladır demiş bize. Şimdi bunu bulabilmek için ilk başta bunların alanlarını bulmam gerekiyor. Hemen yapalım. Şimdi 2x artı 5 ile x eksi 1'i çarparsam bunun alanını bulacağım. Uzun kenar kısa kenar. Ve bunu çarparken de böyle 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 böyle. Sonra e, farklı bir renk yapalım. Bununla bunu bununla bunu çarpmam gerekiyor. Kırmızıları çarpalım ilk başta. 2x ile eksi çarparsam 2x kare. 2x ile eksi 1'i çarparsam eksi 2x. Sonra yeşillere geçelim. Artı 5 ile x'i çarparsam artı 5x. Artı 5 ile eksi 1'i çarparsam eksi 5. Şimdi bu bu dikdörtgenin alanı. Ve bunun da en sade haline getirelim bakalım. Bunun en sade hali de ee, bunlar benzer terimler. Eksi 2 artı 5 elma artı 3 elma. Artı 3 x. 2 e, x kare. Eksi 5. Bu birinci dikdörtgenin alanı bulduk. Şimdi ikinci dikdörtgenin alanına bakalım. Aynı şeyi burada uyguluyorum. X artı 3 ile e, X artı 2'yi çarpacağım. Yine dağılma. Bununla bu, bununla bu. Sonra bununla bu, bununla bu. Şimdi turuncuları yazalım. X, X çarpılırsa X kareler. X e artı 2 çarpılırsa artı 2 X eder. Artı 3 ile x çarpılırsa artı 3 x eder. Artı 3 ile artı 2 çarpısı artı 6 eder. Ve bunlar benzer terim olduğu için artı 5 x eder. x kare artı 5 x artı 6 da bu ikinci dikdörtgenin alanı. Bunların farkını soruyor aslında. Ne kadar fazla olduğunu soruyor. Bu bundan ne kadar daha fazla. O zaman bundan bunu çıkarmam gerekiyor. O zaman diyorum ki kardeşim bu eksi bu. Hop aralarına koydum. 2x kareden x kare çıkarsa 1x kare kalır. Artı 3x'ten Artı 5x çıkarsa eksi 2x kalır. E, eksi 5'ten 6 çıkarsa eksi 5'ten 6 çıkarsa eksi 11 olur. Zaten bunları alt alta yazıp da hatta yazayım sana. x kare artı 5x artı 6 çıkardığımız zaman aynı şey çıkıyor. x kare buradan kaldı. E, 3, elmadan 5 elma çıkarsa eksi 2 elma. Eksi 5'ten artı 6 çıkarsa eksi 11 ediyor. Aman dikkat burada hata yapabilirsin. Eksi 5, eksi artı 6 ve bu da eksi 6 oluyor. Dolayısıyla eksi 5, eksi 6, eksi 11 çıkıyor. Bu önemli bir hata, dikkat edelim diyoruz. Ve şimdi LGS'de cebisi ifadeleri çarpma nasıl çıkıyor ona bakalım. Şimdi mesela böyle bir e, alan veriyor. Bunun içerisinden şu çıkartılıyor diyor. Yeşil bölgenin alanı nedir diye soruyor. Veya veya böyle bir e, kare veriyor. Burada bir mavi kare veriyor. Bunların farklı kenar uzunlukları var. Bu dikdörtgenin alanı ne kadardır diye soruyor bize. Hepsi çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Mesela burası x ise burası 2 ise bu büyük dikdörtgene baktığımız zaman burası x artı 2'dir. Burası x artı 3 burası 2 ise bu ikisinin toplamı da x artı 5'tir. Yani burası x artı 2 burası x artı 5'tir. Şimdi bu büyük alanı bulacağız. Yani x artı 2 çarpı x artı 5'ten büyük alanı bulacağız. Sonrasında bundan da bundan da şuradaki alanı çıkartacağız. O zaman yeşil bölge çıkıyor. Büyük alandan bu alanı çıkartsak yeşil bölgeyi buluyoruz. Bu alanda aslında şu ikisinin çarpımı bununla bunun çarpımı yani şu alan mavi bölge. X artı 3 ile X'in çarpımıdır aslında. Bunu yaptığımız zaman soruyu çözmüş oluyoruz. Mesela burada aynı şekilde. Burada burası X eksi 1 ise kare olduğu için burası da X eksi 1'dir. Burası 2 X artı 1 ise burası da 2 X artı 1'dir. Şimdi burası x eksi 1 ise burası da x eksi 1'dir. Burası da x eksi 1'dir. E aynı şekilde burası x eksi 1 ise burası da x eksi 1'dir. Burası da x eksi 1'dir. Şimdi bak bütün kenarları aynı olan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bu dikdörtgenin alanlığını bulabilmek için burası x eksi 1. Şurası. Bu dikdörtgenin sarı dikdörtgenin kısa kenarını bulduk. Burası x artı 1. 2 x artı 1 ise burası 2 x artı 1. Bunu da bulduk. O zaman dikdörtgenin şu sarının alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır. Yani 2x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımıdır aslında. Bunu yaptığımız zaman şu sarı dikdörtgenin alanını buluyoruz. Hatta 2 ile çarptığımız zaman da 2 sarı dikdörtgenin alanının toplamını bulmuş oluyoruz. Ve bu tarz sorular karşımıza çok gelecek diyorum. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde sizi meydan okumaya bekliyorum arkadaşlar. Meydan okumada süper bir şekilde sizinle beraber testimizi çözelim. Cebise ifadeler testimizi çözelim. Ödüllü sorumuzu da buraya getirelim hemen. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.